Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü konumuz üçgende yardımcı elemanlar. Evet, buyurun üçgende hocam. Yardımcı elemanlar dediğimiz zaman önce üçgenin temel elemanlarından bahsedelim, sonra yardımcı elemanlara geçelim. Tamam. Biz bir üçgen çizdiğimiz zaman şöyle çizelim. Üçgenin aslında biz nelerini çiziyoruz Koray hocam? Üçgenin kenarlarını çiziyoruz. Kenar, sonra köşelerini çizmiş olduk. Ve açılarını çizmiş olduk, öyle değil mi hocam? Evet hocam. Bunlar temel elemanları. Evet. Yardımcı elemanlar senin benim göremediğin çizerek bakacağımız elemanlardır. Bunlar da bir tanesi kenar ortay, diğeri açı ortay ve en sonuncusu yükseklik. Bunlar üçgen için her şey. Bunları çok iyi anlamamız gerekir diye düşünüyorum. Kenar ortaydan başlayalım. Tamam, başlayalım hocam. Kenar ortay adı üzerinde kenar orta, kenarların orta noktalarını bize gösteren doğru parçasıdır. Bir köşeden karşı kenarın orta noktasına çizilen doğru parçasına denir. V ile gösterilir. Hemen ABC'nin kenarlarındaki orta noktaları işaretleyelim. Şurası. O da şurası galiba. AB'nin orta noktası da şurası olsun. Hemen A köşesinden indireceğimiz doğru parçası B'den de bu noktaya, C'den de bu noktaya yaptığımız doğru parçaları kenar ortaylardır. Şu bu kenar ortay BC'nin kenar ortayıdır. Bu kenar ortay hangi kenara iniyor? AC'yi. AC'nin kenar ortayı ve C'den indirdiğimiz kenar ortay da AB'nin kenar ortayıdır deriz. Kenar ortayı V ile gösteriyoruz arkadaşlar. Kenar ortaylar üçgenin içinde tek noktada kesişir. Demin göstermiştik. Bir daha yapalım. Şöyle orta noktalarını birleştirirsek eğer. Hop. Orta noktaları şöyle birleştirdik. Bunlar tek noktada kesişir arkadaşlar. Bu noktaya biz G noktası diyoruz. Yani üçgenin aynı zamanda ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi şu. Biz ha bu üçgeni şöyle asarsak tam böyle yere paralel durur. Ağırlık merkezi bu. Ağırlık merkezi üçgenin içinde yer alır arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Bu çok önemli. Kenar ortayların kesim noktası. Aynen. Bu ağırlık merkezinin bir özelliği de hocam. Türkiye'de ilk defa ağırlık merkezine baktığımız zaman şu kenar ortayı öyle bir böler ki bu ağırlık merkezinin kenara uzaklığı bir birimse köşeye uzaklığı iki birimdir. İki birim. Yani burası 5 santimse burası 10 santimdir. İki katı yani. Aynen. Yani şurası A olursa şurası 2A. 2A olur. Şurası X olursa burası da 2X uzunluğunda olur. Kenar ortayın böyle bir özelliği var. Bakın AG bunu iki eş parçaya bölmüş. B'den indirdiğimiz kenar ortayı da burayı iki eş parçaya bölmüş. İki eş parçaya bölmüş. Eşit uzunluktaki kenarlara da aynı işaretleri koyduğumuzu hatırlatalım. Tek çizgiler birbirine eşit. Yuvarlak olanlar birbirine eşit. İki çizgili olanlar da, birbirine eşit. Yandaki üçgende G ağırlık merkezidir. Buna göre AG, DG ve BG uzunluklarının toplamını bulalım. Tamam. Eğer GF 5 birimse AG de 10 birimdir. 10 birimdir. 2 katıdır. 2 katıdır. 1'e 2'ydi çünkü. AG 10. Artı DG'ye bakalım. Bu sefer Z'yi sormuş. GC'yi vermiş bize. Eğer burada gece 18 ise 2 birim de 18. 1 birim olan Z'de 9 olacaktır. 9 olacak yarısı. Yarısı DG 9. Sırada BG var. Gene kenara 1 birimdi, köşeye 2 birimdi. Eğer burayı değilse burası da 14. 14 olacak. Toplarsak eğer 33. 33 olacak arkadaşlar. G ağırlık merkezi bu şekilde olacak. Bir başka örneğimiz yandaki ABC üçgeninde G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezi deyince aklıma hemen kenar ortay gelmedi. Kenar ortay neydi? AG şuradan gelen kenar ortay ağırlık merkezinden geçiyorsa bu BC'yi iki eş parçaya bölecektir. 15 ise burası da 15'tir. 11 ise AD de 11 olur. 18 ise burası da 18 olur. O zaman ABC çevresi ne olacak? Her kenarı toplayacağız üç kenarda. Şöyle yapalım. 11 11 daha 22. 18 18 daha 36. 15 15 daha 30. Toplamı ne yapar? 88. 88 santim yapacaktır. Kenar ortay bu şekilde arkadaşlar. Kenar ortayı
iyi kavradığınızı düşünüyoruz. Sırada diğer bir yardımcı eleman açıortay. Açıortay neyle gösterilir Koray hocam? Açıortay neyle gösterilir? Neyle gösterilir arkadaşlar? Burada isminden gibi bu sefer kenarı aynen ikiye bölüyorduk. Burada da açıyı. Açıyı evet. Açıortay arkadaşlar neyle gösterilir? Açıyı iki eş parçaya bölen doğru parçası ve karşı kenarı. Karşı kenarla açı arasındaki mesafeyi biz açıortay diyoruz. Evet. AF şu nokta, şu doğru parçası A açısına açıortayı, BE B açısına açıortayı, CD de C açısına açıortayı olacaktır. P noktası gene açıortayların kesin noktasıdır. Kenarortaylarda olduğu gibi açıortaylarda üçgenin bir noktasında kesişir. Bunu da biz P noktası diyelim. Yani şey olayı yok değil mi burada hocam? Kenarortaylarda 1'e 2'lik bir durum vardı. Kesişim noktası ağırlık merkezi oluyordu ama açıortayların kesişiminde açıortaylarda öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ama şöyle bir bilgi verelim. İleride bunu hatırlayacaklar. Biz eğer üçgenin içine şöyle bir çember çizersek her kenara değen bu P noktası bu çemberin merkezinde olacak. Yani. Bunu yıllar sonra, 200 sene sonra karşılarına çıkacaklar. Derler ki onlar şimdiden bilsinler mi diyelim. Şimdiden bilsinler. Sorulara geçelim. ABC üçgeninde 80 derecelik A açımız var. Bir açıortayımız var. Evet. Açıortayda bunlar birbirine eşit. Burayı biz AA diyebiliriz. Biz burayı arıyoruz. Tamam. Bulalım. Nasıl bulabiliriz? Eğer burası 80, burası 110 ise şöyle. Bunların ikisi bütünleri açıdır. Hı hı. 110 derece ise burası 70 derece olacaktır. ABD üçgeninde 80 dereceyi biliyorum, 70 dereceyi biliyorum. Buradan hemen A'yı bulabilirim. Yani iç açılar toplamı 180'di. Aynen. Üçgenin iç açılar toplamı 180. Bu da bir üçgen. 80, 70 daha 150. Hı hı. 180'den 150'yi çıkartırsam eğer 30 yani A'yı buluruz. 30 dereceyi bulduk. Yani A'nın kendisi 30 dereceymiş. Burası 30 derece ise yarısı 30 dereceydi. Burada da 30 derece. Evet. O zaman BCD üçgeninden gene toplamlarını 180'e eşitleyerek X'i bulabilirim. 110 artı 30 artı bir şey. X. Toplamları 180. 140'a ben kaç eklersem 180 yapar? 40 eklersem. 40 hı derece. O zaman X de buradan 40 derece olacak. Hayırlı olsun. Hı hı. Geçelim hocam. Bir diğer açımız arkadaşlar ABC üçgeninde AD açıortay. Açımızı iki eş parçaya bölmüş. Bu sefer ADC'yi soruyor. Tamam. Burada nasıl bir şey düşünebiliriz Koray hocam? Şimdi yine A'ya A dersek hocam. Hı hı. AA olsun buralar. Ve ABC üçgenini düşünürsem ben. ABC büyük üçgeninde düşünelim. İç açılar toplamı 180'di. Yani 60 artı 70 artı şu 2A tabii ki tamamını alacağım. Yazalım istiyorsan hocam şuraya. Yani şu üçünün toplamı 180 olacak. Büyük üçgenin iç açıda toplamı 180 olacak. 60 artı 70 artı 2 tane A. 180 olacak. Evet. 60, 70 daha. 130. 130 artı A'nın 2 katı 180 olmalı. 130'a kaç eklersem 180 yapar? 50 eklersem. 2 tane A 50 ise bir tanesi 25. 25 derece olacaktır. Şimdi ADC üçgenini bunu ya ne yazdık? Seferde. Evet. Bu sefer de ne oldu? 25 artı x artı 70, 70 180 olacak. Aynen. Oradan da x'i buluruz hocam. Şu üçgende 3 açıları 3 açıyı toplarsak 180'den çıkaracağız. 25 ile 70 toplayacağız. 95 180'den çıkartıp x'i bulabiliriz. Bu da 85 derece evet olacak. Demek ki cevabımız 85 derece olacak arkadaşlar. Bir sorumuz daha var hocam. Tamam. Bu sefer açıortayın bir tanesini vermiş, X'i soruyor. Hı hı. Bu biraz daha kolay bir soru artık. 2014 anaokuluna giriş sınavı sorusu diyebiliriz hocam bunu. 36, o zaman burada 36 olur. 36 orası da. Üçgenin, büyük üçgenimizin iki tane açısını artık biliyoruz. Bize düşen üçüncü açıyı bulmak. Hemen iki açıyı biliyorsak biz de 75 ile 36 ve 36'nın toplamı 72'yi toplayalım. 147 olsun. Evet. 180'den çıkartırsak eğer x'i buluruz. Bu da kaç yapar hocam? 33. 33 derece olacak. X de burada 33 derece olacak. Açıortayımız bitti ve son yardımcı elemana geldi sıra. O da yükseklik. Hı hı. Yükseklik aslında kötü bir şey değil aslında. Yükseklik korkusu olanlara bir nevi ilaç gibi olabilir arkadaşlar. Yükseklik bir üçgenin herhangi köşesinden karşı kenara çizilen
dik doğru parçasına diyeceğiz. Yani şuradan başlayabiliriz. A köşesinden biz BC'ye hocam bir tane elma atarsak bu nasıl düşecektir? Hop. Direkt düşecek mi? Hı hı. Dik düşecek. İşte biz buna A köşesinin yüksekliği diyoruz. Buradan çizelim dik indirecek şekilde. Evet. Buradan C'den da çizebiliriz. Aynen. Dar açılı üçgende yükseklikler yine üçgenin içerisinde tek noktada kesişir. Buna bakalım. Geniş açılı üçgen. Şimdi A noktasından ben BC kenarına yükseklik nasıl indirebilirim? Şimdi dik çizemeyiz. Dik olmaz değil mi hocam? Böyle çizersek eğik olur. Evet. O zaman bu geniş üçgene özel bir özellik var. Hı hı. A noktasında biz bu köşe değil de kenara değil de kenarın doğrultusuna çizeceğiz. Yüksekliğimiz. Yani dik olabilecek şekilde tamamlıyoruz aslında. Aynen, hı? Aynen. Doğrultusuna çiziyoruz. Burası A'nın yüksekliği. BC'ye olan yüksekliği. Aynen. A'nın yüksekliği. Haşa. C'den çizelim. C'den de bu kenara yükseklik çizeceğiz. Gene olmaz. Evet. Şöyle yapalım. Hı hı, şimdi oldu. B'den de çizelim. B'den daha B'den kolay. B'den direkt çizebiliyoruz zaten. Bu da HB. Bu da HC. Buna bakalım. Bu da dik üçgen. A'dan BC'ye indirdiğimiz yükseklik zaten bu. Evet. C'den AB'ye indireceğimiz yükseklik zaten bu. Hı hı. B'den de karşı indireceğimiz yükseklikler burada. Olacak. Burada bir şey diyor hocam. Yükseklikler üçgende tek noktada kesişir. Dar açılı üçgende kesişti. Evet. Dik açılı üçgende de kesişti burada. Evet. Geniş açılı üçgende kesişti mi sizce? Hayır, kesişmedi. Kesişmedi sanki. Hı hı. Kesişti mi? Kesiştirelim mi? Kesiştirelim hocam. Ben de hocalara geldiğin yetkisine dayanarak ben de şuradan şöyle. O zaman doğrultuları mı tek doğrultuları, noktada kesiştireceğiz? Aynen. Hmm. Doğrultuları tek noktada kesişir. Yükseklikler üçgende tek noktada kesişir. Doğru. Hı hı. Ama nerede? Dar açılı üçgenlerde üçgenin içinde. İçinde. Dik açılı üçgenlerde dik açının üstünde. Hı hı. Geniş açılı üçgende üçgenin dışında kesişir arkadaşlar. Tamam. Bunlar çok önemli. Yardımcı elemanlarla ilgili bazı özelliklerimiz, kurallarımız var. Onlara da bakalım. Bir ABC üçgeninde kenar uzunlukları arasında böyle bir sıralama varsa yardımcı elemanlar arasında tam tersi bir sıralama vardır. Yani bir kenar ne kadar büyüyorsa bunun yardımcı elemanları da o kadar küçülecektir. Hı hı. Yani A kenarı burada en uzun, öyle değil mi hocam? Evet. O zaman biz A'dan indireceğimiz yükseklikler diğer indireceğimiz yükseklerden daha küçük olacak. Evet. Çünkü BC ne kadar büyürse A da o kadar yaklaşacaktır. Hı hı. Şunlar çok önemli. Yani A küçüktür, B küçüktür, C diyorsa A'ya çizdiğimiz kenar ortay büyüktür. B'ye çizdiğimiz kenar ortaydan, C'ye çizdiğimiz kenar ortaydan. Açı ortayları da aynı şekilde ters olacak şekilde sıralayabiliriz. Hı hı. Yükseklikler peki hocam? Onlar da ters hocam. Evet. HC olacaktır. Bununla ilgili şöyle bir örnek yapalım. O zaman şu HA olsun hocam. Tamam. Şu da HB. Şu da HC olsun. Sıralaması nasıl olacaktır? A en büyük olduğu için HA daha küçük olacak. HA daha küçük olacaktır. Sonra B kenarı, öyle değil mi hocam? Hı hı. En büyük yüksekliğimizde C'nin yüksekliği olacak. Öğrencilerimiz burada şunu karıştırmasınlar yalnız. Hani hocam HB'den büyüktü de şimdi de küçük olduğu gibi. Bu sadece bu yazdığımız örnekle aynen alakalı çıkardığımız aynen bir sonuç. Aynen. Yani şuradaki örnekle durum bu. Tabii ki buradaki sıralamayla buradaki sıralama aynı değil. Evet. Sıralama eğer buysa sonuçta o. Sonuçta bu olur. Buradaki sıralamaya göre sonucumuz da bu olacak. Bakalım. Bir diğer maddemiz de şu arkadaşlar. Bir köşeden yükseklik, açıortay ve kenarortay çizersek en kısası yüksekliktir. Evet. En uzun da kenarortaydır. Kenarortaydır. Açıortay da yükseklikle kenarortay arasındadır. Hı hı. Yani başka bir örnek daha çizelim. Şöyle olsun. Gene aynısı mı oldu? Aynısı oldu. B'den çizelim hocam. B'den çizelim. Şu ne? Şu açıortay olsun. Tamam. Şu yüksekliğimiz olsun. Şuradan azıcık. Şöyle dalgalı yapalım biraz. Bu da kenar ortay olsun. O da kenar ortay olsun.
Yani şu H açıortay, kenarortay. En küçüğü yüksekliktir. Hı hı. Sonra açıortaydır. En büyüğü de kenarortaydır. Bu şekilde bunları örneklerle çoğaltabiliriz arkadaşlar.